Kim kimi nerede nasıl yiyor konusuyla Şenay Hoca karşımızda Şenay Hocam hoş geldin nasılsın? Hoş buldum Mustafa sen nasılsın? Ben de iyiyim konuyu merakla bekliyorum belgesel gibi bir konu olacak Harikulade bir konu LGS'de soru çıkan bir konu mu? Hocam kesinlikle çıkıyor Burada besin zinciri var besin piramitleri var Yani e, kim kimi yiyor kimle besleniyor Bu piramitin tepesinde insan mı var? Şimdi hep öyle olduğu düşünülür ama yani bu o besin zincirine göre değişkenlik gösterir. İnsan en üstünde olabilir, aslan en üstünde olabilir. Yani içinde bulundurduğu canlılara göre bu değişkenlik gösteriyor diyebiliriz. Şenol Hoca bu besin zinciriyle ilgili bir soru soracağım. Tamam. Yani nerede olduğu ile ilgili. Tamam. Kebap benim en sevdiğim. Besin zincirinin neresinde oluyor? Mustafa şimdi senin bu soruna ben şöyle cevap vereyim. Senin için ayrı bir ekoloji piramidi oluştururuz. Kesinlikle. Aynen öyle. Tepesine seni koyarız. Kesinlikle. Araya kebabı koyarız. Evet evet. Bu şekilde evet. bir şey yaparız. Yani bir baklava falan da koyar mıyız bu besin zincirine? O, onu da koyarız. O da enerji ihtiyacını karşıladığı için onu da böyle araya bir yere serpiştirebiliriz senin için. Bak şimdi kan şekerim düştü. Ben bu konuyu tamamlayamayacağım. Sen bu konuyu bitir kebapçıda buluşalım olur mu? Peki öyle yapalım. Arkadaşlar sizi Şenay Hoca ile bırakıyor ve ben kebapçıya kaçıyorum. Hadi arkadaşlar çok değerli bir konu. Hazırsanız başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Besin zinciri ve enerji akışı konusu ile karşınızdayız. Bu konumuzun içerisinde canlıların enerji ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı, beslenme şekillerinin neler olduğu, besin zinciri, besin ağı ve ekoloji piramidini detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Canlılar çevreleriyle ve kendi aralarında sürekli bir etkileşim halindedirler belirli bir alanda bulunan canlılar ve bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen sistemlere ekosistem adı verilir. Dünya üzerinde pek çok ekosistem bulunur. Göl ekosistemi, deniz ekosistemi, dağ ekosistemi, orman ekosistemi gibi çoğaltabiliriz. İşte ekosistemde yaşayan canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Peki bu enerjiyi acaba nereden elde ederler? Canlılar bu enerjiyi içinde bulundukları ekosistemdeki canlı ve cansız faktörlerden elde ederler. Peki nedir bu canlı ve cansız faktörler? Hava, su, güneş, toprak bunları cansız faktörlere örnek olarak verebiliriz. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve insanları da canlı faktörlere örnek verebiliriz. Şimdi gelin canlıları enerji ihtiyaçlarını karşılamalarına göre gruplar halinde bir ele alalım. İlk grubumuz üretici canlılar. Hücrelerinde bulunan klorofiller yardımıyla kendi besinlerini kendisi üretebilen canlılar üretici canlılar olarak adlandırılır. Görsellerimizde de gördüğünüz gibi yeşil bitkiler, siyanobakteriler ve alkler üretici canlılara örnek verilebilir. Üretici canlılar ürettikleri besinin bir kısmını kendi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kullanırlar. Ancak bir kısmını da depolarlar. Geçelim bir sonraki grubumuza. Bu grubumuz da tüketici canlılar. Kendi besinlerini üretemeyen ve dışarıdan hazır alan canlılar tüketici canlılar olarak adlandırılır. Peki tüketici canlılara hangi canlılara örnek verebiliriz? Hayvanlara örnek verebiliriz, mantarlara örnek verebiliriz ve bazı bir hücreleri örnek verebiliriz. Amip gibi ve bakteri gibi. Bu tüketici canlılardan hayvanları beslenme şekilleri bakımından biraz daha detaylı bir şekilde gelin ele alalım. Hayvanları beslenme şekillerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Otçul hayvanlar, etçil hayvanlar, hem etçil hem de otçul hayvanlar. İnek, keçi, çekirge, tavşan, zebra, zürafa gibi besinlerini bitkilerden yani üretici canlılardan elde eden bu hayvanlar otçul hayvanlar olarak adlandırılır. Geçelim diğer bir grubumuza, etçil hayvanlara. Aslan, kaplan, kartal, kurbağa, yılan bu canlılar da Diğer hayvanları yiyerek besin ihtiyaçlarını ve dolayısıyla enerji ihtiyaçlarını karşıladıkları için bu canlılar da etçil hayvanlar olarak adlandırılır. Ve son grubumuz hem etçil hem de otçul hayvanlar. Bunlara da tavuk, ayı, serçe, domuzu örnek verebiliriz. Bu hayvanlar da besin ihtiyaçlarını hem bitkileri yani üretici canlıları tüketerek hem de diğer hayvanları yiyerek karşılamaktadır. Şimdi geçelim diğer bir grubumuza. Besin ve enerji ihtiyacını farklı şekilde karşılayan bir grubumuz var ki bu grubumuz da arkadaşlar ayrıştırıcı canlılar. Ayrıştırıcı canlılar ölü organizmaları ya da canlı atıklarını ayrıştırarak besin ihtiyaçlarını elde ediyorlar. Ama öte taraftan da üretici canlılar için gerekli olan maddelerini oluşturuyorlar ki işte bu özelliklerinden dolayı ayrıştırıcı canlılar çok ama çok önemlidir. Ayrıştırıcı canlılara küf mantarlarını, şapkalı mantarları ve bazı ayrıştırıcı bakterileri örnek verebiliriz. Ayrıştırıcı canlılar arkadaşlar sorularda çürükçül canlılar olarak da karşımıza çıkar. Buraya dikkat ediyoruz. Buraya kadar belli başlı temel kavramları öğrendik. Eğer şimdi hazırsanız besin zincirine geçiyoruz. Madde ve enerjinin üretici canlılardan başlayarak Tüketici canlılara kadar aktarılmasına besin zinciri adı veriliyor. Doğada pek çok besin zincirine rastlamaktayız ve biz bir besin zincirine baktığımız zaman hangi canlının hangi canlıyla beslendiğini, enerjisini hangi canlıya aktardığını çok rahatlıkla görebiliriz. Şimdi gelin besin zincirlerini görselimiz üzerinde daha detaylı bir şekilde ele alalım. Görselimizdeki besin zinciri bakın sırasıyla ot, tavşan, yılan ve baykuştan oluşuyor. Besin zincirlerinin her zaman ilk halkasında ya da birinci halkasında üretici canlılar bulunur. Buraya birinci halka diye yazabiliriz. Besin zincirimizin ilk halkasını oluşturuyor. Üretici canlılarla beslenen canlılar birinci tüketici olarak adlandırılıyor ve besin zincirinin ikinci halkasında yer alıyor. Ve daha sonra birincil tüketicileri besin olarak kullanan ikincil tüketiciler geliyor ki bunlar da besin zincirimizin üçüncü halkasını oluşturuyor. Ve daha sonra da ikincil tüketicilerle beslenen üçüncül tüketiciler geliyor ve bunlar da besin zincirimizin dördüncü halkasını oluşturuyor. Şimdi burada birkaç noktaya daha detaylı bir şekilde bakalım. Birincil tüketici dediğimiz canlılar üreticilerle beslendikleri için aslında bu canlıları otçul canlılar olarak da adlandırabiliriz. Ancak ikincil ve üçüncül tüketiciler besin ihtiyaçlarını hayvanlardan karşıladıkları için ya da başka bir deyişle hayvanlara tükettikleri için bunlar da etçil hayvanlardır diyebiliriz. Ve her canlı besin zincirinde görüldüğü gibi kendisinden bir önceki canlıyı yiyerek enerji ihtiyacını elde eder. Örneğin tavşan otla beslenir, yılan tavşanla beslenir ve baykuş da yılanla beslenir. Ve bu besin zincirimiz 4 halkadan meydana geliyor. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Birazdan daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir de burada sorularda özellikle dikkat etmeniz gereken bir şeyi vurgulamak istiyorum. Besin zincirinin Halkaları yani birinci halka, ikinci halka, üçüncü halka ve dördüncü halkada yer alan canlılarla birincil tüketici, ikincil tüketici ve üçüncül tüketici kavramlarını aman sakın birbirine karıştırmayın. Besin zincirlerindeki canlılar sizin de gördüğünüz gibi beslenme bakımından birbirlerine bağımlı olduklarına göre bu besin zincirinde meydana gelecek olan herhangi bir canlının sayısındaki artış ya da azalış ne yapacaktır? diğer canlıları da etkileyecektir. Şimdi gelin bu durumu biraz daha sizler için somutlaştıralım. Örneğin bize verilen bu besin zincirinde otların sayısının aniden azaldığını kabul edelim. O bölgedeki otların sayısında ani bir azalma olunca ne olacak? Tavşanlar besin bulamayacak ve onların da sayısında bir azalma gözlemlenecek. E, tavşanların sayısı azalınca yılanlar besin kaynağı bulamayacak Onların da sayısında bir azalma görülecek ve son olarak da yılanların sayısının azalmasına bağlı olarak o bölgedeki baykuşların sayısında da bir azalma söz konusu olacak. Bu defa da farklı bir canlının sayısında yani aralardan bir canlı seçerek sayısında bir değişiklik yapalım. Bu defa seçtiğimiz canlı yılanlar olsun ve yılanların o bölgede sayısının ani'den bir artış gösterdiğini kabul edelim. O halde bunu şöyle gösterebiliriz. Yılanların sayısında ani bir artış olursa. Bu durumdan tavşanlar olumsuz etkilenir, değil mi arkadaşlar? Yani bölgedeki yılanların sayısı artınca tavşanların sayısında bir azalma söz konusu olur. Peki tavşanlar azalınca ne olacak? Evet, o bölgedeki otların sayısında bir artış gözlenecek. Ve son olarak da baykuşlara bakalım. Bölgedeki yılanların sayısı artınca baykuşların da besin bolluğundan dolayı sayısında artış olmasını bekleriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi besin zincirini de güzel bir şekilde öğrendikten sonra artık besin ağına geçebiliriz. Sizlerin de fark ettiği üzere doğada bulunan her canlı Mutlaka bir besin zincirinin parçasıdır. Bazen bir canlı birden fazla besin zincirinde yer alabilir. İşte bu durumda besin zincirleri birbiriyle kesişir. Birden fazla besin zincirinin bir araya gelmesiyle arkadaşlar besin ağı oluşur. Şimdi gelin birlikte görselimizdeki besin ağını detaylı bir şekilde ele alalım. Besin ağımızda iç içe geçmiş birden fazla besin zinciri görmekteyiz. Bunlara ufak ufak örnekler verelim. Örneğin ot, tavşan ve tilki. Başka bir taraftan da ot, tavşan ve kartalı görmekteyiz. Bakın iki tane besin zinciri saydım size. Ve bu besin zincirinde ortak olarak tavşan dedik değil mi? O halde tavşan için hem tilkinin hem de kartalın besin kaynağıdır diyebiliriz. Başka bir besin zinciri bulmaya çalışalım. Ot, fare ve tilki, ot fare, baykuş, ot fare ve kartal. Burada da bakın fare 3 besin zincirinde yer almaktadır. Aslında bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın baykuş, kartal ve tilki fareyi yiyebilmek için aralarında zaman içerisinde bir besin rekabeti oluştururlar değil mi? Aynı canlıyla beslendikleri için. Başka bir besin zincirine bakalım. Ot çekirge, serçe, yılan ve kartal. Bakın burada 5 halka saydık değil mi? O halde şöyle diyebilir miyiz? Besin zincirleri 3 halkadan da meydana gelebilir, 5 halkadan da meydana gelebilir, 4 halkadan da meydana gelebilir. Yani besin zincirleri belli bir sayıda halkadan oluşacak diye bir kuralımız yoktur. Ve son olarak da ot, çekirge, kurbağa, baykuşu besin zinciri olarak sayabiliriz. Buraya kadar canlıların aralarında bir beslenme ilişkisi olduğunu öğrendik. O halde diyeceğiz ki aralarında Beslenme ilişkisi bulunan canlıların enerji, sayı, biyokütle bakımından oluşturdukları piramit ekoloji piramidi olarak adlandırılır. Bir ekoloji piramidine canlılar yerleştirilirken en alt basamağa üretici canlılar yerleştirilir. Bakın görselimizde görmekteyiz. En alt yani geniş olan bu kısımda üretici canlılar yer alıyor. Bir üst basamağında Birincil tüketici dediğimiz canlılar yer alır. Onun bir üst basamağında ikincil tüketici canlılar yer alır ve onun da bir üst basamağında üçüncül tüketici canlılar yer alır. Gelin o zaman bunları hatırlamak adına şuraya yazalım. Buraya ne demiştik? Birincil tüketiciler, burada ikinci tüketiciler ve son kısımda da üçüncül tüketiciler yer almaktadır. Arkadaşlar bir ekoloji piramidinde Alt basamaklardan üst basamaklara doğru çıkıldıkça farklı durumları gözlemlemek mümkün. Şimdi gelin o durumları detaylı bir şekilde ele alalım. Bu kısım çok çok önemli. Sorularda bu kısımdan yorum çok fazla çıkmaktadır. Lütfen dikkatle takip edelim. Şunu da belirtmeden geçmeyelim arkadaşlar. Ekoloji piramidini sorularda besin piramidi ya da enerji piramidi olarak görmemiz mümkün. O yüzden kafa karışıklığına hiç gerek yok. Ekoloji piramidi, besin piramidi, enerji piramidi hepsi aynı anlama geliyor. Bir ekoloji piramidinde alt basamaklardan üst basamaklara doğru çıkıldıkça bakın ne diyor? Birey sayısı azalır. Evet arkadaşlar, zaten piramidin oluşturulma mantığı da bu şekilde. Burada da söylemiştik bakın sayı bakımından demiştik değil mi? Bir piramit oluşturuyorlar. O halde en alt kısımda üreticiler birey sayısı olarak en fazla canlı grubumuzdur diyebiliriz. Daha sonra bir üstte birincil tüketiciler sayı bakın biraz daha azaldı. Bir üstte kurbağalar sayı daha da azaldı ve en üstte yılanları görmekteyiz ki birey sayısı alt basamaklardan üst basamaklara doğru evet gidildikçe azaldığını söyleyebiliriz. Geçelim diğer bir duruma. Üst basamaklara doğru çıkıldıkça biyokütle azalır. Peki nedir biyokütle? Ekoloji piramidinin her bir basamağında yer alan toplam canlı ağırlığıdır. Ve biyokütle üst basamaklara doğru çıkıldıkça azalır. En fazla biyokütleye bakın piramidin en altında birey sayısı en fazla olan otlar sahiptir. Daha sonra biyokütle çekirgelerde biraz daha azalıyor. Kurbağalarda biyokütle biraz daha azalıyor ve en az biyokütleye bu ekoloji piramidinde yılanlar sahiptir diyebiliriz. Zaten ekoloji piramitleri bize tanımda da söylemiştik biyokütle bakımından da bir piramit mantığı oluşturduğunu söylemekte. Geçelim diğer bir duruma. Üst basamaklara doğru çıkıldıkça aktarılan enerji azalır. Her canlı bir alt basamaktaki canlıyı enerji kaynağı olarak kullanıyor ve bu enerjinin çok büyük bir kısmını yaşamsal faaliyetlerinde kullanırken çok az bir kısmını da depo ediyor. İşte canlının depoladığı bu enerji bir üst basamağa aktarılıyor. Gelin bunu görselimizdeki sayı değerleriyle biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Burada üreticilerin sahip olduğu enerji 1 kJ olarak verilmiş. Neden bu kadar yüksek? Çünkü üretici canlılar güneş enerjisini kullanıyorlar. Bu 1 kJ'ün çok çok büyük bir kısmını üretici canlılar kendi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kullanıyorlar. Çok az bir kısmını da ne yapıyorlar? Bir üst basamağa aktarıyorlar. İşte bu üst basamağa aktarılan enerji yaklaşık %10'dur. Yani 100 yıldır diyebiliriz. Peki çekirgeler ne yapıyor? Bu 100 çok büyük bir kısmını kendi yaşamsal faaliyetler için kullanıyor. Yine yaklaşık %10'luk bir kısmını bir üst basamakta yer alan kurbağalara aktarılıyor. Ve kurbağalar da yine aynı şekilde %10'luk kısmını yılanlara aktarıyor. O halde diyebiliriz ki her bir basamakta aktarılan enerji yaklaşık olarak %10'dur. O halde sevgili arkadaşlar ekoloji piramidinin de yine oluşturulma mantığında bakın tanımımıza bakarsak enerji bakımından bir sıralama söz konusudur diyebiliriz. O halde buraya kadar bir toparlayacak olursak ekoloji piramidimiz üst basamaklara doğru çıkıldıkça birey sayısı biyokütle ve aktarılan enerjinin azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi ekoloji piramitlerinde dikkat etmemiz gereken diğer iki farklı durumdan bahsedelim. Neden farklı diyorum? Çünkü bu iki farklı durumda piramidin üst basamaklarına doğru çıkıldıkça arkadaşlar bir artma söz konusu olacak. Diğerlerinde olduğu gibi bir azalma söz konusu olmayacak. Buraya dikkat diyorum. Ekoloji piramidinin üst basamaklarına doğru çıkıldıkça zehirli madde birikimi artar. Zehirli madde nedir, canların vücuduna nasıl alınır? Gelin kısaca ondan bahsedeyim. Örneğin tarım zararlılarını yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar ya da sanayi atıklarının oluşturduğu birtakım kimyasal maddeler ilk olarak üretici canlıların vücuduna geçer, değil mi? Ve daha sonra besin zinciri yoluyla bu zehirli madde diğer canlıların da vücuduna aktarılır. Bu zehirli madde arkadaşlar canlıların vücudunda tamamen parçalanamaz ya da yok olmaz. Böyle birikimler şeklinde bir canlıdan diğer canlıya, bir canlıdan diğer canlıya doğru aktarılır. İşte buna biyolojik birikim adı da verilir. Sorularda biyolojik birikim olarak da çıkabilir. Lütfen hata yapmayalım. Bu halde üst basamaklara doğru çıkıldıkça zehirli madde miktarının arttığını söylediğimiz gibi biyolojik birikimin de arttığını söyleyebiliriz. Ve geçelim son durumumuza. O da nedir? Canlıların vücut büyüklüğü. Vücut büyüklüğü üst basamaklara doğru çıktıkça genellikle artar. Genellikle kısmının kullanılmasına birazdan gelirim. Biz bize verilen görseldeki canlıların vücut büyüklüğünü gelin birlikte inceleyelim. Çekirgeler üretici canlılarla besleniyor. Kurbağalar çekirgelerle besleniyor. Yılanlar da kurbağalarla besleniyor. E haliyle ne olmasını bekliyorum? Canlıların vücut büyüklüğünün artmasını bekliyorum değil mi? Peki genellikle ifadesi neden kullanılmış olabilir sizce? Örneğin bir tırtılı düşünelim. Bir yaprağın üzerinde ve yaprakla besleniyor. Yaprağın büyüklüğü tırtılın vücut büyüklüğünden daha fazla değil mi? Dolayısıyla böyle ufak tefek istisnai durumlar olabileceği için biz burada vücut büyüklüğü genellikle artar ifadesini kullanıyoruz. Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ekoloji piramidinde üreticilerin tabanda yer aldığını söyledik. Birincil, ikincil ve üçüncül tüketicilerin de üst basamaklarda yer aldığını söyledik. Peki ya ayrıştırıcılar? Ayrıştırıcı canlılar için Besin piramidinde ya da ekoloji piramidinde kesin bir yer yoktur. Çünkü ayrıştırıcı canlıların görevi neydi? Ölü organizmaları ayrıştırmak. Dolayısıyla görselimizde de gördüğünüz gibi bakın her basamaktan bir ok çıkıyor ve ayrıştırıcı canlıları gösteriyor. Bu da ne anlama geliyor? Ekoloji piramidinde canlılar öldükleri zaman hangi basamakta yer alıyorlarsa işte ayrıştırıcılarda o basamakta yer alır diyebiliriz. Ya da başka bir deyişle ayrıştırıcı canlılar organizmalar öldüğü zaman besin piramidine ya da ekoloji piramidine ya da besin zincirine dahil olurlar diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar buraya kadar konumuzu tamamladık. Şimdi hazırsanız örnek sorular, LGS soruları çözerek öğrendiğimiz konuları biraz pekiştirelim. Evet ilk örneğimizle başlıyoruz. Yukarıda bir ekosistemde yer alan besin zinciri verilmiştir. Bu ekosistemde yer alan tilkilerin sayısının aniden artması durumunda. Burası önemli. Tilkiler ve sayıları aniden artıyor. Diğer canlıların sayısının zamana bağlı değişimini gösteren grafiklerden hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. Biz konumuzda ne öğrenmiştik? Canlılar beslenme ilişkileri bakımından birbirine bağımlı oldukları için bir besin zincirinde herhangi bir canlının sayısında Meydana gelen değişiklik diğer canlıları da etkileyecek. Şimdi sorumuza dönelim. Bize ne dedi? Bu ekosistemde yer alan tilkilerin sayısının aniden artması durumunda. O bölgedeki tilkilerin sayısında ani artış olursa arkadaşlar ilk olarak ne olacaktır? Tavşanların sayısında bir azalma söz konusu ve tavşanların sayısının azalmasıyla da havuçların sayısında bir artış gözlemlenecektir. Çünkü bu canlılar birbirleriyle besleniyorlar. Tilki tavşanla besleniyor, tavşan da havuçla besleniyor. Peki tilkilerin sayısında ani bir artış olursa o ekosistemdeki aslanların sayısında da bir artış olur değil mi? Aslanların sayısı artınca aslanlarla beslenen akbabaların da sayısında o bölge için bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim doğru grafiğin hangisi olduğuna. Bakın burada ne diyor? Havuçların zaten o bölgede belli bir sayısı vardı. Burası da çok önemli ve bu sayıda bir artış gözlendi. Evet, bizim buraya yazdığımız şeyle orantılı olduğuna göre bu grafik doğrudur. Hemen hızlıca diğerlerine bakalım. Tavşan sayısında bir artış mı söz konusu? Hayır, azalır demiştik. O yüzden bu grafiğimiz yanlış. Aslanların sayısında bir artma söz konusu olur dedik. Grafik Bakın birey sayısının zamanla azaldığını gösteriyor. O zaman bu grafiğimiz de yanlış. Ve son olarak da akbabaları inceleyelim. Akbabaların da sayısında bir artış olabileceğini söylemiştik. Ama grafik bize ne diyor? Azalıyor diyor. Dolayısıyla bu grafik de yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Bir LGS sorusu. Bakalım bize ne sormuşlar? Karasal bir ekosistemdeki besin zinciri şekildeki gibidir. Ot, çekirge, kertenkele ve yılan. Bu besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları farklı boyutlardaki tahta bloklar ile eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayısını temsil etmektedir. Büyük olan bloklar birey sayısının çok, küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermektedir. Bakın burada da blokları küçükten büyüğe doğru sıralamış. Ama burada Bizim dikkat edeceğimiz şey ne? Büyük olanlar birey sayısının şuraya yazalım. Birey sayısının çok olduğu küçük olanlar da birey sayısının az olduğunu bize gösterecekmiş. Evet arkadaşlar, sorumuza okumaya devam ediyoruz. Buna göre bu besin zincirindeki canlıların birey sayılarını temsil eden tahta blokların dizilimi Aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? Hemen hatırlayalım. Az önce bahsetmiştik. Bir ekoloji piramidinde üst basamaklara doğru çıkıldıkça ne oluyordu arkadaşlar? Birey sayısı azalıyordu. Peki ekoloji piramidinin en alt basamağında o geniş olan basamağında hangi canlılar bulunuyordu? Aynen öyle, üretici canlılar bulunuyordu. Peki bizim zincirimizde üretici canlımız hangisi? Evet, ot. Dolayısıyla birey sayısı en fazla otun olacak. Ve otla beslenen çekirgeye, çekirgeyle beslenen kertenkeleye ve kertenkeleyle beslenen yılana geçtikçe ne olacak arkadaşlar? Birey sayısı azalacak. O halde bunu gösteren doğru dizilim bakın C seçeneğinde görülmektedir. O halde cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Sıradaki sorumuz da bir LGS sorusu. Çok da güzel bir soru hemen hemen konuyu özetleyen bir soru çok dikkatlice takip ediyorsunuz. Şemada bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Bakın şemaya bakıyoruz. Işık var, bitki var, kelebek tırtılı, fare, organizma kalıntıları, ayrıştırıcılar, çeşitli maddeler. Bu şemada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. Şimdi bu verilen şemayı sizler için kısaca bir özetleyeyim. Bakın ışık var, Bitkiler ışık sayesinde kendi besinlerini kendileri üretiyorlar. Daha sonra bu bitkileri kelebek tırtılı tüketiyor. Kelebek tırtılını da fare tüketiyor. Ve daha sonra bu canlıların organizma kalıntılarını ayrıştırıcı canlılar tarafından ne yapılıyor? Parçalanıyor. Ve ayrıştırıcı canlılar hem kendi besin ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. Hem de bakın üretici canlılar için gerekli olan maddelerini oluşturuyorlar. A seçeneğiyle hemen başlayalım. Bitki, kelebek tırtılı ve fareden oluşan besin zincirindeki biyolojik birikimin bitkide daha az olması beklenir. Ne öğrenmiştik arkadaşlar? Ekoloji piramidinde üst basamaklara doğru çıkıldıkça biyolojik birikim ya da başka bir deyişle zehirli madde miktarı artıyordu. Dolayısıyla bize verilen bu besin zincirinde de bitkide biyolojik birikimin daha az olmasını beklerim. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Ama diğer seçeneklerimizde hemen hızlıca bir bakalım. Yorumlamak açısından önemli. B seçeneği diyor ki, ayrıştırıcılar üreticilerin dışarıdan alması gereken maddelerin ortamda tükenmesine neden olur diyor. Arkadaşlar oysa ki bakın, ayrıştırıcı canlılar organizma kalıntılarını ayrıştırarak, bakın bitkiler için çeşitli maddeler üretiyorlar. Yani o maddelerin tükenmesine sebep olmuyorlar. Bu ifade yanlıştır. C'ye bakalım. Üreticiler kendilerine gereken enerjiyi doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılarlar diyor. Hayır arkadaşlar evet ayrıştırıcılardan bazı çeşitli maddeleri alıyorlar ama bitki kendi besinini bakın burada da yazıyor ışıktan sağladığı için bu ifadede verilen doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılar ifadesi yanlıştır. Çünkü güneş enerjisi söz konusu burada bitkiler için. D'ye bakıyoruz. Bitkiyle başlayan besin zincirinde üst basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek artar diyor arkadaşlar. Ekoloji piramidinde öğrenmiştik. Üst basamaklara doğru çıktıkça aktarılan enerji ne oluyordu? Zaten piramidin oluşturulma mantığı da oydu. Üst basamaklara doğru çıktıkça %10, %10, %10 hatırladık değil mi? Aktarılan enerji azalıyordu. Oysa ki burada artar diyor. Bu da yanlıştır. O halde cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, besin zinciri ve enerji akışı konusunu tamamladık. Sizlerin de fark ettiği üzere hiç de karışık olmayan ama LGS'de de mutlaka sorunun sorulduğu bir konu. Dolayısıyla bu konuyu sık sık tekrar edin, bol bol soru çözün ve başarıyı yakalayın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.